Peki siz orada baktığınızda motosikletin yanında ayak izleri var mıydı? Hiç yok Ayda Hanım. Ama olması lazım normalde. Onu toprak bilmiyorum. Orası. Baksana şey. Bastığın zaman ayak izi çıkar orada. Zayda Hanım, onu zaten polisler gelmiş oraya. Onu... Peki amcaoğluyla gelininizi iki kere çağırmış polis. Hı hı. En son dün gece. Evet. Tekrar ifade vermişler. Hı hı. Neden olabilir? Hepinizi bir kere çağırdılar, onları iki kere çağırmışlar. Zayda Hanımcığım değil. Bizi evde zaten polisler geldiğinde biz karakola gitmedik. Evde zaten geldiler ya. Hı. Orada bizim ifademiz, sadece benim ifademi aldılar. Hı. Yengemin. Amcamın oğlunu aldılarsa onu karakola çalmışlardı. Biz zaten perişanız. İçeride oturuyorduk hani gelen gidenimiz. Peki bakın dün akşam neler yaşanmış? Muhabirimiz de oradaydı. Bir izleyelim önce. Sonrasında gelininizle ilgili soracaklarım var. Tamam. Buyurun. Verelim görüntüleri. Hurdacı Mustafa İşler'in esrarengiz kaybıyla ilgili yaptığımız yayın aynı gün ihbar kabul edildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Kayıp Mustafa'nın eşi Filiz de, kuzeni, hatta en yakın arkadaşı olan Kemal, ekibimize röportaj verdikleri esnada kolluk kuvvetleri tarafından apar topar ifadeye alındı. İki isim ikinci kez ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Filiz, kocası Mustafa'nın kaybolduğu gün nelere şahit oldu? Ben Filiz İşler, Mustafa İşler'in eşiyim. Eşim en son Hurda'ya gidiyorum dedi. Çıkış yok çıkış, bir daha da eve gelmedi. Sabah her zamanki gibi uyandım. Kahvemizi içtik, kahvaltımızı yaptık. Kaç gibi uyandınız? 8-8.30 gibi uyanıyoruz soyluklardan dolayı. Canım balık çekiyor dedi. Gittik balık aldık. Beraber balığı pişirdik, bahçeyi yıkadık. Yemeğimizi yedik dedi. Bugün dedi erken çıkacağım dedi. Giyindi gitti. Bana bir dedi bir şişe su ver dedi. Şişeyi doldurdum su. Urçunun içine koydum motorda. Gidiyorum dedi. Gidiş o gidiş. Kuzeni ve en yakın arkadaşı Kemal. Sır oldu gitti amcamın oğlu. Gerçekten sır oldu gitti. Kaybolmadan önce en son ne zaman gördünüz? 4-5 gün önce gördüm. Kendisiyle eşini gördüm. O da yani fazla bir konuşmamız geçmedi. Nerede gördünüz? Eşiyle yemek yemeye gidiyorlardı. Nasılsın, iyi misin, iyiyim, sen nasılsın, öyle. Havadan sudan var mı bir isteğim, yok görüşürüz amca oğlu, öyle. Ekibimize verdikleri röportajda çelişkili saat bilgisi dikkat çekti. Filiz, kocasının akşamüstü 4'te evden çıktığını söyledi. Evden saat kaçta çıktı o gün? 4'te çıktı. 2'nin 4'te çıktı. Akşamüstü 4'te evden çıktı. Hep 4'te mi çıkardı evden? Belli olmuyordu. Ne zaman isterse o saatlerde çıkıyordu. Kuzeni Kemal ise yengesi Filiz'in evlerine sabah saatlerinde geldiğini ve Mustafa'nın kaybolduğunu duyurduğunu ifade etti. Sabah oldu. Yani o olaydan 3-4 gün sonra sabah geldi, eşi kapıyı çaldı. İşte eşimden haber alamıyorum abi, lütfen bana yardımcı ol. Bana belki seninle bir yere gitmiştir, bir şey paylaşmıştır. Öyle o günden beri kendisini arıyoruz. Neden kayıp Mustafa'nın ailesinden sadece eşi Filiz ve kuzeni Mustafa ikinci kez ifadeye çağrıldı? Emniyette şüphe okları bu iki isim üzerine mi yoğunlaştı? Gece boyu emniyette tutulan eş Filiz ve kuzen Kemal'in sakladıkları bir şey mi var? Ekibimiz Hurdacı Mustafa İşler'in esrarengiz kaybıyla ilgili nöbetini sürdürüyor. Kayıp Mustafa İşler'in eşi Filiz İşler ve amcaoğlu Kemal İşler, Mustafa İşler'in Yeşilova mahallesinde bulunan evinden akşam saatlerinde ifade alma işlemi üzerine alındılar ve emniyete götürülüyorlar. Mustafa İşler'in kaybının 11. gününde eşi Filiz İşler, aynı zamanda amcaoğlu ve en yakın arkadaşı olan Kemal İşler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Reyhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Burada hemen şu detayın altını çizelim. Mustafa İşler ilk kaybolduğunda daha önce ifadeleri alınmıştı. Ancak yayınımızın ardından ikinci kez ifadeleri alınmak istendi ve Reyhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Yaklaşık 2 saattir ifade işlemleri devam ediyor. Ekiplerimiz oradalar ve an be an durumu, olayı takip ediyorlar. Mustafa evet. İşler gencecik bir adam. Evet. 4 tane evladı var. Bir evlat da yolda aslında. Eşi 5. Evet. çocuklarına hamile. Kaç evet. aylıktı torununuz? 4 aylık. 4 aylık evet, şu anda. Evet. Peki Filiz Hanım'la aranız nasıldı? Kayınvalide gelin anlaşır mıydınız? Kendi halinem, ben de kendi halim. Ev ayrı, benim evim ayrı. Ben karışmam gelinler.
Yani karışmaz mısınız? Yok, karışmam. Karışmaz, beş tane gelinim var, beş kızım var. Hayatta birinin kalbini kırıp da demem yani. Sizin kaç çocuğunuz var efendim? 10 tane. 10 tane. 5 kız, 5 oğlan. Evet. 5 tane de gelin var yani. Evet. 5 tane de damat var. Evet. 6 kız. Biri vefat etti. Ha, 6. Allah rahmet eylesin. 4 taneyle büyüttüm. Maşallah. Peki bakar mıydınız bu 4 torununuza? Çok sık gidip gelir miydiniz Mustafa'lara? Mustafa, sana diyorum aynı havuçtayız biz. Aynı yani. Ya ortada bir yer var böyle bizim burası. Bir diyor. Böyle karşı karşıya. Bir diyor. Mesela vay diyelim o oda. Buradan böyle bir oda, balkon. Ha. Aynı hizada. Balkondu. Kestik bir divar, kendi bir oda aldı, ben bir oda. Ha. İçeride aynı de bir hizada. Odam vardı, iki oda. Tek başıma yaşadığım için eşim öldü ya. Kaç yaşındasınız Zeki Hanım siz? Ben 68 yaşındayım. Maşallah. 55 doğumluyum. Zeki Hanım çok tetik bir kadın. Buraya geldiğinde de fark ettim. Her işini kendisi rahat rahat görebiliyor. Öyle yemeğinizi falan siz mi yapıyorsunuz, gelin yapıyor mu? Yok, ben kendi ayrı yapar, ben ayrı. Ben ha, siz yapıyorum. Ayrı ayrı yapıyorsunuz. Elimde yerim ben. Peki gider misiniz, oğlunuzu görür müsünüz, şöyle bir kucaklaşır mısınız? Vallahi kucaklayayım deyim, yalan söyleyeyim, ben yalanı sevmem. Kendi evinde oğlan gelir motorda koyar, evime gelmez. Oğlum geç. Biraz tehdit var kendine, biraz gözünü kırmış. Yani öyle gözünü gelmez. Kırmış ne demek? Gözünü kırmış derken yani hanımıyla. İstemez bizle yani sami ha. Olsun. Anladın? Ha. Gelinler hep böyle. Öyle mi artık? Artık böyle. Sizin gelinlik nasıldı? Bizim gelinlik? Biz kaynanamıza bir laf söylemezdik. Hep takdir ederdi bizi. Hep takdir ederdi. Şimdi nerede? Şimdiki gelinler nasıl? Naylon. Naylon gelinler. Naylon terlikin var ya, aynı onun gibi. Haşa duyandı, haşa huzurumuzdan hepimizin. Doğru mu, yalan mı? Naylon demek istedim. Ya. Ben kaynanayım, sahih kaynana. Kaynana değil. Ben gelinle gelin olurum, kızımla kızım olurum. Ama onu yapmayalım. Yani kaynana. Peki, konuşalım bunu. Şimdi canlı bağlanalım. Şu anda Pembe karşımda. Pembe, orada neler yaşıyorsun? Şu anki son durum nedir? Yanında Filiz Hanım'ın, yani Mustafa'nın eşinin abisi var. Zeynel. İyi yanlar Zayda Hanım. Evet, yanımızda şu anda kayıp Mustafa İşler'in eşi Filiz İşler'in abisi var. Zeynal Bey var. Onun da anlatacakları var. Aslında Zeynal Bey Adıyaman'da yaşıyor. Ancak geldiğinden beri sürece hakim, süreçleri öğrenmiş durumda. Ve aslında ona da mikrofonu uzatmak istiyorum. Sizin sorularınızı yanıtlayacak. Tamam. Peki neler yaşamış, nasıl öğrenmiş acaba eniştesinin kaybolduğunu? Merhabalar Zayda Hanım, iyi yayınlar. Ben Zeynal Özkan, Adıyaman'da yaşıyorum, merkezde. Biz cumartesi ben işten, cuma günü eve geldim. Cumartesi de normal çalışma yok bizde. Gece cumartesi yattım, sabahısı bir baktım Facebook'ta Kıbrıs'taki abisinin eşi durum paylaşmış. Yani resim paylaşmış, Mustafa İşler kardeşim kayboldu diye. Biz de hemen aradık kız kardeşimi. Dedik Filiz ne oldu, durum nedir diye. Dedi ki evet dedi, cumartesi günü öğleden sonra 4 gibi sıralarında yemeğini yedi. Giderken de güle güle sarıldı. İşte çıkış okusu çıkış yani. Ondan sonra biz tekrar pazartesi salı gibi biletimizi kestik. Buraya geldik. Burada olayları gördük. Aile fertlerini gördük. Sonra olay yerine gittik. Polis abiler de oradaydı. Motorun gittik yanına. Motor yatış halde duruyordu. Sadece kendi herhalde galiba. Sadece bir parmak, ayak parmak izi vardı. Yani bizim gördüğümüz kadar. Zaten motoru kaldıkları zaman biz görmedik. Çekiciler zaten polis memurlar gelip götürmüşlerdi. Biz sadece olaydan sonra çoban vardı orada. Çoban dedi ki 26 Şubat'tan beri motor burada duruyordu. 3 gün 4 gün geçince ben dedim herhalde burada bir amelelerden birindir ya da gelip alır diye. Ama 5. günü şüphelenmiş, muhtarı aramış, demiş durum böyle böyle. Muhtarla o çoban polisleri arayınca polis ekipleri gelip çekiciyle garaja götürmüşler. Polisler buluyorlar yani motoru. Ben buraya geldim. Aile fertleri olsun, kendi komşuları olsun Yeşilova köyü olarak. Yani buraya gelen çok insan oldu. Her gün de geliyorlar. Bir tane insanın Mustafa İşler'in kötü bir çocuk olduğunu asla söylemediler. Zaten biliyorsunuz, ben Pembe Hanım'a da söyledim. Korona zamanında dükkanı vardı, tekstil ürünü satıyordu. O da korona olunca
İşleri iyi gitmedi. Kiralar biraz şey oldu. Bankadan kredi çekmişti o zaman. Arabayı çekti. Dedi biraz kredi şeylerimi kapatayım dedi erkenden. Bu hurda işine başlamıştı. Hurda işi iyi gidiyordu. Yani laylon falan, pet şişeler, kola şişeleri toplayıp satıyordu. Geçen ay bize geldi zaten. Bize geldiler çocuklarla bir hava alalım dediler. Geldiler birkaç gün kaldılar, gittiler. Hmm. Zaten bir ay sonra da bu olay çıktı zaten. Bize duyduk, şok olduk. Hepimiz perişan olduk. Bir haftadır buradayım. Yani Zeynal Bey, oldu, siz hem hamile olan bilmiyorum. Kız kardeşinize yani destek olmak bir şey için söylüyor ama bir tanesinin kötü bir çocuk olduğunu. Yok, öyle bir şey hiç duymadık. Hı-hı. Biz de gayet iyi, çok efendik. Yani evet, kendi evet, annesi, buraya geldim, yanımda kardeşler herkes zaten söylüyor. Peki Zeynal Bey, bir şey soracağım. Kız kardeşiniz memnun muydu evliliğinden? Evet, evet. Kocasından memnun muydu? Siz Mustafa Bey'i sosyal medya hesaplarını takip ediyor muydunuz? Siz nasıldınız kayınço, kayınbirader, enişte olarak? Yok, çok iyiydik, çok iyiydik. Zaten ben Kıbrıs'ta çalışıyordum. Kız kardeşim bekardı o zaman, yanıma geldi. Cemile ablası var, Cemile İşler. Onunla hastane, kız kardeşim zaten orada hastanede çalışıyordu. Bununla Cemile abla da orada hastaneye, bir annesi mi artık çocuğu mu rahatsızdı, onu götürmüşler. Hastanede kız kardeşimi beğendiler. Bana durumu söylediler. Ben de dedim ki kader kısmetse olur. Zaten Kıbrıs'ta birbirlerini gördüler, orada evlendiler, düğünü orada oldu. Yani o gün bugündür çok şükür bir şeylerini görmedim. Hatta ben bazen sorarım, yani 3 ayda da olsa, 2 ayda da biri olsa derim ki Mustafa aranız nasıl, iyi mi? Yok, reis diyordu. Yani çok iyi, Allah razı olsun. Yani birbirlerini çok severdi. Zaten bu 5. çocuğa da bir şey yaptık. Dedik ki hatta ya, niye yapıyoruz dedik, işte bu 4 çocuk var, işin bir belediye işin yok veya bir çalışanın yok. Ya dedi rızkı veren Allah'tır ama çok mutluyuz, çok seviniyoruz dedi. Yani bildiğim bu kadar. Çok mutlular dedi. Yani bir kötülüğünü hiçbir zaman görmedim. Bana da bir yansıtma vermediler yani. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Aslında sorum devam edecekti. Amcaoğlu Kemal'e ilk haber verdiği kişi o olmuş Filiz Hanım'ın. Araları nasıldı? Onu da konuşacaktık. Çünkü hani burada kayınvalidesi var, aslında kız kardeşler var. Niye amcaoğluna ilk gidip haber vermiş onu da merak ediyorum. Zaten ikisi dün tekrar karakolda bütün gece boyunca ifade verdiler. Konuşacağız efendim. Süre nasıl aktı geçti, inanın hiçbir şey anlamadım. Ekiplerimiz şu anda Hatay'dalar. Arama çalışma, kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi canlı, inşallah aksi bir şey olmamıştır ama her durumda Mustafa İşleri, gören, bilen, duyan varsa, bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen ulaşsın bize. Reklam yarın devam edeceğiz.